Ramazan, sana bir şey soracağım. Sor. Ama gözlerimin içine bak. Ben zaten gözlerimi senden alamıyorum ki. Bak, doğruyu söyleyeceğim. Tamam, doğruyu söyleyeceğim. Saçlarıma böyle aklar düştüğünde de sevecek misin beni? Bilmiyorum. O gün bir gelsin bakarız. Belki daha güzelini bulurum. Demek öyle. Dur. Daha güzelini bulacaksın ha? Dur, vurma, vurma. Dur, kız, dur, 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 dur. Ben yalnızca seni alacağım. Evdekilere haber ver. Ne? Babamla konuşacağım bugün. Gelip isteyeceğiz seni. Yalan. Vallahi ekmek mi saracaksın? Ben sana ne zaman yalan söyledim kız? Söylemedin. Ne yani, evlenecek miyiz biz şimdi? Evleneceğiz tabii. Ben gözlerimi seninle açtım. Senin yanında kapansın. Kaldı bu Ramazan. Bir saate gelirim dediydi. Bir işi çıkmıştır ustam. Gelir birazdan. Aman sakın toz kondurma. Bozacının şahidi Şıracı. Kolay gelsin Ahmet emmi. Hoş geldin Hüseyin. Sana yüzüm yok. Biliyorum. Aldığım tırpanın parasını daha ödeyemedim. Ama... Lafı bile olmaz Hüseyin. Sen ne istediğini söyle. Dirgen gereken mi? Çırak, ver bakayım şu dirgeni. Tabii usta. Buyur ustam. Al bakayım Hüseyin, bu işini görür. Hasılı yapalım. Borcum neyse öderim. Ne borcu? Allah senden razı olsun. Hepimizden, hepimizden. Tamam. Al bakayım. Çiğdem'le meşrubat alırsın. Babanın izni varsa tabii. Sağ ol emmi. Hayırlı işler. Sağ ol. Ahmet Usta! Ahmet Usta! Zeysel yılanı geldi. Ne istiyor gene o aşağılık herif? Tebligat getirmiş. 30 güne dükkanları boşaltacakmışız. Ne diyorsun sen Selim? Anama evleneceğimizi söyleyince bakalım ne yapacak? Çok sevinir Erol. Canım anam. Anam! Ne oldu be? Çok geç kaldım Ramazan. Anam dayaktan öldürecek beni. Çamaşırlar, eyvah! Dur, deli kız dur! Dur! Yandım ben! Billahi anam kesecek beni. Zaten anam kesmezse akşama babam keser. Dur, dur. Sen böyle yaparsan ben nasıl eve gideyim ki? Ramazan. Söyle. Öyle korktum bir an işte. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Ya bir şey olur da kavuşamazsak? Ya beni bırakıp gidersen? Sen benim alın yazımsın.
İnsan alın yazısını bırakıp gider mi? Çamaşırlar, eyvah! Çok geç kaldım ben. Lam-ı cim yok Hamid Efendi. 30 gün müddetiniz var. Başınızın çaresine bakacaksınız, bu dükkanları boşaltacaksınız. İyi de nereye gideceğiz? Ben nereden bileyim? Evladım, adam gibi konuşmaya çalışıyoruz burada. Bu kadar insana yazık, günah değil mi? Bu mahkeme tebligatı, akşam gazetesinin son baskısı değil. Ya efendi efendi buradan çekip gidersiniz ya da 30. günün sonunda bütün dükkanları tek tek mühürler. İnsafsız adam! Yıllarca verdiğimiz haraç yetmedi mi? Şeytan diye vur kafasını odunu! Yeter! 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 Çıkmıyoruz lan! Çıkmıyoruz işte! Zorla mı atacaksın? Gerekirse onu da yaparız. Ben burada kanunu işletiyorum. Böyle harami gibi dikleneceğinize gidip kendinize yer bulun. Bana bak. Bu dükkanları 3-5 zengine peşkeş ettirmeyiz. Çekil de işimizi yapalım. Veysel efendi, bu işin sonu kötü. Haddini bil. Hakkı, hukuku sen mi öğreteceksin bana zibidi? Ha. Hem kanuna karşı çık, hem görevli memura hakaret et, ha? Git barışacak. Hadi. 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 Neredeydin diyorum, cevap ver. Ana bir dinle. Neyi dinleyeceğim, neyi dinleyeceğim? Yine hangi cehennemdeydin sen? Şeydeydim. Kar olasıca. Sen yine değirmene gittin değil mi? Yok anam, vallahi gitmedim. Kız, yeminin nerede senin? Yeminim mi? Kız sen baban ikimizi de öldürsün mü istiyorsun kız? Gel buraya. Gel buraya kız. Buraya gel. Amirim ben bunlardan şikayetçiyim. Atın bunları içeri. Bunlar esnaf değil ki, haydut. Lan doğru konuş. Sensin haydut. Asıl bu ahlaksızı atın içeriye. Belediye reisiyle yıllardır iliğimizi, kemiğimizi sömürdüler bunlar. Yeter, kesin artık. İşte bu Ahmetli oğlu. Halkı galeyana getiriyorlar. Kanunlara, devlete karşı çıkartıyorlar. Çete bunlar, çete. Neysel! Yanımdan eline yanım. Sen çomağı hazırla. Buna dikkat edin, bu çok tehlikelidir. Sen yine hangi çakalların peşindesin lan? He? Burnundan fitir fitir getireceğim seni. Ne istiyor bu? Bizi buradan atacaklarmış Ramazan. Sen kimi nereden atıyorsun lan? Sen gidip reis beye bağırsana. Bana bağırmak kolay. Baba. Ümit ile konuşacağımıza gidip sahibini bulalım. Yürü gidiyoruz. Süreyya, aklını mı kaçırdın kızım sen ha? Babam bir duysa var ya Ramazan'la gizli gizli buluştuğunu. Kör bıçaklarla keser ya bizi. Anacığım bir dinlemiyorsun ki. Yürü kız sen de içeri. Laf dinleme hadi. Bildiğin gibi değil. Ramazan beni istemeye gelecek. Onu konuşmaya gittim ben de değirmene. Ne zaman isteyecekmiş? Yarın. En geç öbürsü gün. Niyeti ciddi yani bu oğlanın. Ne olur konuş babamla da Hediz. Versin beni Ramazan'a. Kalk hadi kalk. Ana. Konuşacak mısın babamla? Bak hala duruyor. Akşama kadar bin tane iş var. Hepsini istemeye gelmeyecek mi bunlara? Kendi kendine mi temizlenecek bu ev? Yürü. Önce yüzünü yıka. Onun içinde. Reis Bey'i görmek istiyorum. 3-5 tane baldırı çıplak dışarıda kalacak diye bu işten vazgeçecek değilim.
siz değerli müteşebbislerimizin önünü açmak bizim en önemli görevimizdir. Hiç merak buyurmayın, o harap çarşı boşalacak. Ben hizmetlerinizin bedeli olarak bunu size takdim edeyim. Ne gerek vardı efendim? Biz zaten görevimizi yapıyoruz. Neyse, halletmeniz gereken işler vardır. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Estağfurullah. Yalnız biliyorsunuz, 30 gün dediysek 30 gün. Bundan fazla bir saat bile beklemeye sabrımız yok. Endişe etmeyin. Beyefendiye selamlar, hürmetler. Eski çarşının esnafı toplamış, sizi görmek istiyor. Ben katiyen olmaz dedim ama. Demirci Ahmet Efendi ile Külhan Bey'e oğlu geldi değil mi? Evet. Söyle babası gelsin. İki köpeğin havlamasına tahammül edemem. Ahmet Efendi sen gel. Reis Bey'in kesin talimatı var. Sadece babanla görüşecek. İçeride bekleyeceğim. Elini kodunu sallayan herkese içeriye buyur edecek halimiz yok. Çekil! Biz de geçeceğiz! Bu kadar bitmedi. Ben bittim, bu evin işi bitmedi. Ana, Zeliha ile ben Dilek Ağacı'nın oraya bir gitsek. Hemen bir nefeste, hiç oyalanmadan. Sen iyice bir arsız oldun ya, hadi hayırlısı. Yeminle başka bir şey istemeyeceğim. Bak dileğim gerçek oluyor. Evleneceğim Allah'ın izniyle. Sonra gücüne gider Gül Baba'nın. İnallahümne sabirin, İnallahümne sabirin. Canım anam, tükür şuraya. Kurumadan buradayız. Sen hiçbir şeye dokunma. Dönünce hepsini ben yapacağım. Allah'ım sen bu kıza akıl fikir ver. Neyse, derdini hemen söyle. Dükkanları boşaltacakmışık. Bizi çok zor durumda bırakıyorsunuz Reis Bey. Ekmeğimizde oynamayın. Yine gereksiz yere benim zamanımdan çalıyorsun. Size tebliğ edilen neyse o. Uzatma. Söyleyecek bir şey yoksa çık dışarı. Reis Bey, orası bizim ekmek teknemiz. En azından biraz daha süre verin. Bak Ahmet Efendi, bu senin ilk hadisen değil. Oğlunla beraber daha önce de esnafı bana karşı kışkırttın. Acıdım, laf etmedim. Şunu küçük kafana sok. O köhnemiş dükkanlarınızda iki ay daha aylaklık edeceksiniz diye memleketin iş adamlarını bekletemem. Hadi şimdi defol git. Yoksa attırırım seni dışarı. Yanlış yapıyorsun. Bu koltuk sana emanet. Biz senden korkmuyoruz Reis Bey. Ama sen halktan korkacaksın. Seni buraya biz getirdik. İndirmesini de biliriz. Laf cambazlığı yapma. Kimin cambazlık yaptığı belli. Sen küpünü dolduracaksın, o iş adamlarından avanta alacaksın diye biz aç kalmayacağız. Ağzından çıkanı duyuyor musun sen? Beni rüşvet almakla mı suçluyorsun? Kaç para verecekler sana dükkan başına? Çek git önümden be, elimden bir kaza çıkacak şimdi. Kaymakama gideceğim, gerekirse valiye çıkacağım, yaptıklarını teker teker anlatacağım. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Seni doğduğuna pişman ederim. Soysuz herif! Baba. Al babanı da git. Ben unuturum. Ulan sen benim babama. Sen benim atama. Kimse yok mu? Nasıl el kaldırıyorsun lan? Köpek! 30 gün süre veririm size. Al, al para vereyim. Yetmedi mi lan milletin kanını emdiğin? He? Yetmedi mi?
Baba! Baba! Babam, babam! Ne oldu Reis Bey? Bırakın lan! Baba! 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 Dileğim direğin olsun. Kabul ettin, beni mesut ettin. Sana şükürler olsun. Ramazanımı benden esirgemedin. Ulan sen Ali Kıran Başkesen misin ha? Niye vurdun lan belediye reisini ha? Kimse benim babama, kimse benim atama el kaldıramaz. O adam yıllarca milletin kanını emdi. Az bile yaptım. Atasına el kaldırmış. Şundaki kibre bak. Sanırsın 9 dana nefesi. Burada kanun var, kanun. Sahipsiz mi sandın sen bu memleketi ha? İç onu it! Şimdi? Ne yapacaklar Ramazan'ıma? Sakin ol Ahmet Usta. Anlarız birazdan. Oğlum nasıl? İfadesini alıyorlar amca. Görebilir miyim? Daha bekleyeceksiniz. Memur bey, belediye reisinden haber var mı? Durum ağır. Ameliyatta. Dua edin ölmesin. Yoksa çok ağır ceza alır oğlum. Ahmet Usta. Gel şöyle oturalım. Oturalım şöyle. Usta. Evet. Anlıyorum. Reis Bey. Ölmüş. İşte şimdi kimse seni alamaz yağlı ipten. Ah ulan ah. İzin verseler de yağlı ilmeği ben geçirsem senin boynuna. Hadi kızım. İki lokmayı. Bak ilmeği ipliğe döndün. Kemiklerin sayılıyor. Aç değilim ben. Zıkkımın kökünü ye. Sen ne dikilip duruyorsun orada? Otursana sofraya. Kız Emine. 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 Hayırdır Sabiha bu saatte? Belediye reisini vurmuşlar. Adam hastanede can çekişiyormuş. Kim vurmuş? Demirci Ahmet'in oğlu Ramazan. Süreyya. Hadi sana yarın konuşuruz. Kızım dur. Anne dur. Ramazan'a gitmem lazım. Geçen hastane nereye bir başına? Dur. Dur Ramazan'a gitmem lazım. Bak baba ben hastayı başımıza yıkar. Anne Ramazan'a gitmem lazım. Anne Ramazan'a gitmem lazım. Yürü lan yürü yürü yürü. Yürü. İyi bak Ramazan.
Bundan sonra sana sabah da yok, akşam da. Gökyüzü de yok, bulutlar da. Göreceğim bu dört duvar. Ha bir de bu parmaklıklar. Babanı çağırayım da konuşun. Helalleşin. Ne de olsa bir daha görmeyeceksiniz birbirinizi. Açın ulan kapıyı. Hoş geldin bey. Fizan'dan mı geliyorsunuz? Niye geç açılıyor bu kapı? Açmasın. Sofra hazır. Rakı içeceğim. Meze hazırla. Bu saatte ne uykusu bu? Kalk kız. Kalk anana yardım et. Kız hasta aceli. Rahat bırak uyusun. Sus lan. Asabımı bozma. Sen bana rakı doldur. Oğlum. Ramazan'ım. Babam. Amca sadece 5 dakika. Ağlama babam, ağlama. Yakışıklı babam, ağlama. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. Ben sana ne yaptım oğlum? Sen bana adam olmayı öğrettin, adam. Açlığa katlanılır. Susuzluğa katlanılır ama haksızlığa katlanılmaz dedim. Bir ekmeği eşit paylaşmayı öğrettim. Ben senin bir damla gözyaşına canımı veririm be. Senin yerine beni koysunlar bu parmaklıkların arasına. Sen daha genceciksin. Anam sana emanet. Hakkını helal et. Bu da geçer, bu da geçer babam, bu da geçer. Reis'in öldürmüş çocuğun teki. 2 günlük iş vardı. Yol kazıyacaktık, o da gitti. Ovacık meydanında sallandırıp 4 kolluyla dolaştırırlar inşallah. Biz sabahtan akşama kadar çalışalım. Çoluğumuz çocuğumuz kalkıp bir ihtiyacın var mı diye sormasın. Hasta kız, hasta. Sabah çıkarken turp gibiydi. Ne hastalanması bu durduk yerde? Ne oluyor lan böyle salya sümük? Niye zırlıyor bu? Allah rızası için elleşme, ağrısı var kızım. Siz ona kız bir film çeviriyorsunuz ya. Hadi gel sen. Rakını iç. Bunun kokusu çıkar yakında. İçte zıbar, ay ya şerif. Kuzum. Seni yeni evine götürecekler Ramazan. Cezaevine. Ne güzel yemeni. Yavuklunun mu? Nasıl olsa sen hapishane köşelerinde çürüyüp gideceksin. Ver ben onu götürüp vereyim de nasıl bir şeymiş göreyim.
Selamını da söyle. Bıraksın ulan beni, bırak! Ulan ben hayatımı yaktım, hayatımı. Hiç acımam, seninkini de yakarım. Delirdin mi lan sen? Benim için artık birle içinin farkı yok, anladın mı? Bırak ulan, bırak! Anladın mı lan? Anladın mı? Bıraksana lan beni, bırak! Bırak! Anandan emdiği sütü burnundan getirirdim ama değmez. Zaten senin hayatın kaymış. Hazırlayın şu pisliğin evraklarını. Çabuk! Belediye reisini vuran buymuş, namussuz. Kesin komünist. Hükümet adamı kolay mı yetişiyor? Ya bir şey olur da kavuşamazsak? Ya beni bırakıp gidersen? Sen benim alın yazımsın. İnsan alın yazısını bırakıp gider mi? Mahpushane dört köşe içinde kızım. Yârim içerim buz bağlıyor dillerim senin.
kuzum. Nereden girdin mutfağa? Gittin. Gittin. Yaparım ben burada, hiç mi yok. Emine, bu kız. Söylesene Sabiha, lafı dolandırıp durma. Bu kız hasta falan değil. Yüklü. Olur mu öyle şey canım? Olmaz öyle şey. Olur mu hiç öyle şey? Olmaz öyle şey. Ölüleri gömmeden önce yıkarlar. Bilir misin? Yıkamışlar. Akça pakça olmuş. Hamuru da biz tıkayalım bari. Dikilme lan ayak altında. Mesele çıkarma kardeş. Kardeş diyorsun da anlamadım. Yoksa benim peder bey senin ananı da mı düzdü? Ulan senin dilini koparırım. Lan! Lan! Lan!
Abdestini al, benim elim kana bulama. Sen daha başına neler gelecek bilmiyorsun Ramazan. Bu iş burada biter mi hiç? Biz seni delik deşik edeceğiz besbelli. Ama önce kahrından geber diye babanı. Çabuk kızım, baban gelmeden kaç kurtar git.
Hadi bu. Hadi dur. Zeliha. Muhterem dinleyenler, müzik yayınının ardından ajans başlıklarıyla karşınızdayız. Muhalefet milletvekilleri iktidara sert beyanatlarda bulundu. Sürgün gelecek mahkumun dosyasını inceliyor. Bir kamyonla bir traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Başımıza kaldı bu azılı eşkıya. 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Süper sahneden kabul etmiyorlar. Değilmezse savcı bey burayı uygun bulmuş. Ancak sizin adam edeceğinizi düşünmüştür. Vatandaşı etkilemeyeceğini... Cezaevinin durumu belli. İdare etmek için akla karayı seçiyoruz. Ya bir de bu azılı eşkıyayla mı uğraşacağım ben? Şimdi hayır yani memleketin hali ortada. Ne demeye asmayıp da beslenmek ben anlamıyorum ki. Hıfzı Efendioğlu'nun son beyanatında... ...bu ülkede kimse açlıktan ölmez demesi... ...muhalefet cephesinde büyük tepki gördü. Bir basın açıklaması yapan muhalefet partisi... ...memurun, işçinin, emeklinin, dar gelirlinin... ...bakkalın manavın önünden geçemediğini... Geçim sıkıntısının vatandaş için hala büyük bir sorun olduğunu söyledi. Öbürleri kuru ekmekle geçen, ellerine et, balık, sebze, meyve girmeyen vatandaşın mevcudiyetini hatırlatmak... Seni biraz avluya çıkarayım mı? Temiz hava iyi gelir ha? Sağ ol Kilmaslı adayı. Hiç halim yok. Yemeğin yesin de bir toparlanacak benim koçum. Tarık ah. Sana ıhlamur yaptım. Hadi iç. Sağ ol Berkan baba. Tamam. Bu çocuğun hali Kilmaslı dayı. Doktor iyi beslenmezse verimi azar dediydi. Kurtaramazsınız dediydi. Nerede idarenin söz verdiği ilaçlar? Nerede Ahmet'imin kumanyası? Biliyorsun ben defalarca söyledim müdür beye. Gereğini yapacağını söyledi. Gereğini yapacakmış. Sen merak etme. Bugün de gelmezse yine dikiliyorum karşısına. Bir daha konuşacağım o Hamit'le. Sözüne güvendik. Kansız. Şimdiye kadar çoktan getirtirdim ben.
Ah Bekir Masıl dayı. Zaten sen olmasan biz ne yapardık? Ahmet'im çoktan ölürdü. Ama bu böyle olmaz. Yarın ertesi gün sen tahliye olduğunda beni astıklarında bu garibanların hakkını kim koruyacak dayı? Bu lafların sırası değil şimdi Elmas. Müdürle çavuşun pis işlerine ses etmeseydik Ahmet'ime pirzolar da ilaçlar da yamaz mıydı? Koş! Ahmet ayrı yemek gelecekti. İlaç gelecekti. Müdür söz verdi. Vallahi bilmem. Bana kimse bir şey demedi. Abdurrahman Çavuş'un koğuşunda da hastalar varmış. Sizin beklediğiniz oraya gitti herhalde. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Yok ben... Şişt, yürü, yürü, yürü. Bak ben çok merak ettim şimdi o hastaları dayı. Bir ziyaret edelim de geçmiş olsun diyelim. Tatar Ramazan'mış. Kimse benim bu hapishanede kurmuş olduğum düzeni bozamaz, anlıyor musun? Kimse. Gardiyanların kulağını çek. Tam manasıyla disiplin istiyorum. Avluya giriş çıkış saatlerine, yat kalk saatlerine eksiksiz uyulacak başefendi. Ne zaman geliyormuş bu Tatar? Yola çıkmış. Yarın burada olur. Gelsin. Gelsin, ben ona yapacağımı biliyorum. Ben sizin hakkından imansız gelirmiş başefendi, ha? Teftişi bitirdikten sonra bana çavuşu çağır. Başımızdan eksik olma çavuş. Sayende bayram etti midemiz. Bu süt kuzusu mübarek. Kekikle mi beslemişler? Şu hükümetin işine de akıl sır ermiyor da. Ölecek adama pirzola mı verilir? Sen kumar postasını topladın mı? Paraları ver de yemeğin üstüne tatlı olsun. Simitçiye mi dışında herkese verdi borcunu? Parası yoksa başka şekilde öder değil mi? Çavuş! Ne oluyor lan? Adam mısın lan sen? Hastanın garibanın rızkı böyle gasp edilir mi? Sen kim oluyorsun lan Dürzü? Benim koğuşumu basıp bana hesap mı soruyorsun? Öyle sinirlenme. Gel buyur otur. İki kalem desen ya. Elmas kardeş. Ulan ben o pirzolun kemiklerini senin a**tına. Ağır lan! Ağır lan! Kirmaslı. Al götür şunu. Elmas! Elmas, koğuşa gidiyoruz. Hadi. Bak çamura bulaşmışsın, üstümüzde bulaşacak. Hadi gel. Bırak dayı. İtinin ipini sıkı tut, yoksa o ipi boynuna dolarım. Bu saatten sonra racon mu öğreteceğiz sana? Raconu ağzına alacaksan, önce sen uyacaksın. Benim koğuşumdan kimsenin hakkını yemeyeceksin. Aramızdaki hukuk böyle. Unuttuysan hatırlatayım. Kirmastılı, sana saygımız, hürmetimiz sonsuz. Ama artık gölgen eteğindekileri korumaya yetmiyor. Dikkat et çavuş. Güneş en tepeye doğru gidiyor. Güneş tepedeyken sen de kavrulursun. Yanarsın. Ne oluyor lan burada? Çavuşla mahpushanenin durumu hakkında görüşüyorduk Kasım Efendi. Öyledir. Müdür seni görmek istiyor çavuş. Benim de kendisine edecek iki lafım var. E hadi o zaman. Hadi. Bunlar Ahmet'imin hakkı. Kemiklerini sana yiyeceğim aksiyle. Hiç merak etme. İki
iki kalem pirzola. Ha? İki kalem pirzola için birbirinize girmişsiniz ha. Şunlara bak. Çocuk musunuz siz ya? Ha? Neyse. Aranızdaki bu düşmanlığı bitirin, tamam mı? Müdür bey. Mesele birkaç kalem pirzola değil. Öyle olsaydı nasıl daha önce getirdiysek yine öyle getirirdik. Buradaki asıl mesele birinin hakkının gasp edilmesi. Hem de kaçıncı kez? Siz Çavuş'u benden daha iyi tanırsınız. Bugüne dek neleri sineye çektiğimi de iyi bilirsiniz. Tamam, tamam. Tamam, sus. Veremli bir delikanlının hayatı söz konusu oldukça kimse beni susturamaz. Ben sus diyorsam susacaksın Kirmaslı. Yanlış yapıyorsunuz müdür bey. Sen de yanlış cümleler kuruyorsun Kirmaslı. Dediğim gibi aranızdaki bu mesele kapanacak. Benim derdim başımdan büyük. Yine bozguncunun birini sürgün diye yolluyorlar. Ya güzelim, hapishanem yol geçen anla döndü. Kimmiş o? Tatar. Tatar Ramazan diye biri. Tatar Ramazan mı? He. Ovacağı mı geliyor? Sen nereden tanıyorsun? Buralıdır, benim gibi. Hakkında bildiklerimiz vardır. Tamam hadi. Sen koğuşuna dönebilirsin. Ya uğraşma şunlarla diye dilimde tüy bitti. Bin defa söyledim. Ya o elmas desen idam dosyası reis cumhurun önünde. Kim hastalı desen cezası ha bugün ayarın doluyor. İnadına mı yapıyorsun anlamıyorum ki ben. Nedir? Öylelerine göz açtırmayacaksın. Özellikle Kirmastılı gibi birine. Açtırdın mı kendini yok bil. İyi. Madem öyle bu Tatar Ramazan denilen adama da göz açtırmayacaksın. Bu mu bela? Bunun her yeri bela olsa ne olur? Burası onun çelik çomak oynadığı yerlere benzemez. Adamın dünyasını karartır zalimallah. Hadi amirim. Bitecek bunlar. Bir bilsen bunları buraya getirene kadar neler oldu. Dayı. Ne diyor saygıdeğer Ovacık Cezaevi Müdürü? Öyle bir paçaları tutuşmuş ki. Allah Allah. Sebep? Çünkü Tatar Ramazan geliyor. Kimmiş o? O öyle bir delikanlı ki gittiği mahpushanelerde fakiri fukaraya babalık etmiş. Garibanı ezdirmemiş. Kumarı men etmiş. Hadi canım. Öyle adam mı kalmış bu devirde? Var elbette. Benim sözüme inanmıyor musun? Estağfurullah dayı. Ben Ramazan'ın içeri nasıl girdiğini bile hatırlarım. Rüşvetçi, yetim hakkı yiyen, esnafa millete eziyet eden bir belediye reisini vurmuştu. İçeriye düştükten sonra da Ramazan'ın peşini bırakmadılar. Belediye reisinin ailesi adam tutmuş. Önce babasını vurdular çeşme başında. Duydum ki sonra anası da kahrından ölüvermiş. Tatarı da sağ koymaya niyetleri yok tabii. İçeride şişleyecekler diye haber aldık. Sonrasını da buradayken öğrendim. Nasıl? Sinop cezaevinden gelen Neşet anlatmıştı. Şişlemişler mi Tatarı? Şişleseler hikaye biter. Pusu kurmuşlar Ramazan'a kalleşler. Savunmasız yakalamak için sarmışlar etrafını. Kalleşler korkak olur.
Korkaklar da zalim. Ama zalimler istedi diye yiğitler ölmez. Sonra ne olmuş? Rabbim adaleti onu sevenlere verirmiş. Hak yerini bulmuş. Ramazan hepsini haklamış. Hakim nefsi müdafadan az ceza vermiş Ramazan'a. Sonra da başka bir hapishaneye sürgün edilmiş. Başına gelenlerden sonra başka birisi olmuş zaten. Demirci Ramazan ölmüş. Yerine Tatar Ramazan gelmiş. Şu dünyaya güvenilmez. Hele mahpushaneye hiç. Çünkü zalimi kalleşi tükenmez. Hangi mahpushane insanın kendi yüreğinden daha karanlıktır? Hangi mahluk insandan daha vicdansızdır? Şşş, korkma. Bırakın lan çocuğu. Vicdanı olmuş. Aydınlığı olmuş gittiği yerlerin Ramazan. Abim olaydı. Kim aslı dayı? Anlat. Çok da yufka yürekli derlerdi Ramazan için. Merhametli derlerdi. Zaten merhametsiz olan kaderdir. Kadere karşı göğüs gerersek kurtuluruz demiş Ramazan. Paylaşırsak büyürüz. Büyürsek kimse bizi ezemez demiş. Ramazan'ın gönlü büyüdükçe namı da almış, yürümüş. Buraya niye sürmüşler peki? Sen Diyarbakır hapishanesinde çıkan isyanı duymadın mı? Duydum. Ne olacak? O isyanı Ramazan çıkardı. Hep aynı yerlerine gidiyoruz ya. Burası kötü. Diyarbakır'ın şartları buradan da kötü. Ramazan defalarca müdürün karşısına dikilmiş. Mahkum da insan. O da yemek yiyecek. O da gülecek. O da nefes alacak demiş. Düzelt bu yanlış düzeni yoksa ben düzeltirim demiş. Bütün isyanlar bir kişiyle başlar. Bir olur bin.
bozarım. Şimdi de buraya geliyor. Memleketine dönüyor. Dönsün be. Başımızın üstünde yeri var. Ah be abi. Bizim koğuşa verseler keşke. Masal bunların hepsi masal. Kulaktan kulağa pireyi deve yapmışlar işte. Gelsin de kendin gör bir. Pireyi de deveyi de. Yarına ne kaldı? Havada bulut yok. Bu ne dumandır? Mahlede tezkereyi alınca nikah kıyarsın artık. Hangi parayla? Daha nişan yüzüğü bile alamadım. Dert etme, her şey hallolur be tertip. İyi diyorsun da nasıl hallolur tertip? Dönüşte iş yok, güç yok. Cepte yok, cepkende yok. Of of. Ya kaçarsa? Sıkıyorsa sen karşısına çıkıp olmaz deseydin. Kolaydı sanki. Neredesin Süreyya? Canım, öğlen uykunu uyu. Söz sen uyanmadan burada olacağım. Çabuk gel. Tamam oğlum. Çıkalım mı karıcığım? Kerim, sen bir şey istiyor musun? Hı? Ben gözlerimi seninle açtım. Senin yanında kapansın. Ya bir şey olur da kavuşamazsın. Ya beni bırakıp gidersen. Sabiha abla, Kerim uyutur musun? Biz belki geç kalırız. Tabii kızım, sen merak etme. Arabanız hazır Ekrem Bey. Teşekkür ederim. Senin için bir sakıncası yoksa önce annemlere uğramak istiyorum.
Ben para yolladım. Eğer onun için endişeleniyorsan lüzumu yok. Hastaydı. Nasıl oldu merak ediyorum. Tamam, çıkalım. Yazık. Çok dertli adam. Kesin kara sevdi. Hadi oradan. Ne kara sevdası? Adam hazırlık katil. Sağ olun. Lütfen fazla oyalanma. Daha bir sürü işimiz var. Annene selamlarımı söyle. Hoş geldin kızım. Zeliha nerede? Okulda gelir birazdan. Ekrem Bey oğlum niye gelmedi kızım? Bir sürü işimiz var anacığım. Ben de hemen gideceğim. Siz bilirsiniz kızım. Al anacığım. Zeliha'nın okul masrafları için. Daha geçen gün verdi Ekrem Bey oğlum. Olsun, yanında bulunsun. Babam senin elinde hiç para bırakır mı? Sana da çok yük oluyoruz kızım. Sen de sonuçta kocanın eline bakıyorsun. Allah ondan bin kere razı olsun. Seni de bizi de kurtardı. Allah onun tutun bin kere altın etsin. Baba. Ekrem eniştemi gördüm kapıda. Süreyya'yı söyle geç kalmasın dedi. Gideceğim mi hemen? Evet canım. Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor ablacığım. Hele bir kötü gitsin. Aslan damat gelmiş. Şeref verdin fakirhanemize. Nasılsın? İyisin. Ne istiyorsun? Sadece... Hal hatır sorayım. Sorma. Süreyya. Kızım. Ekrem, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Annemle Zeliha'yı artık yanımıza alsak. Babamla kalmalarını istemiyorum. Bunu defalarca konuştuk Süreyya. Daha ne kadar açık sözlü olabilirim bilemiyorum. Annenin de Zeliha'nın da hayatımızın bu kadar içinde olmasını istemiyorum. Maddi olarak yapabileceğim her şeyi yaparım. Ama birlikte yaşamak benim için söz konusu değil. İstersen küçük bir apartman dairesi tutalım. Oraya taşınsınlar. Gerek yok. Daha fazla meşgul etmeyeyim seni kendi sorunlarımla. Umarım beni anlıyorsundur. Ailem ve benim için yaptıklarına gerçekten minnettarım Ekrem. Daha fazlasını istemeye hakkım yok. Neden gelmiş Süreyya? Gizli gizli anasına para mı getirmiş yine ha? Yok, para falan getirmedi. Hastayım ya, onun için gelmiş. Hastalık ha? Sen kimi kandırıyorsun? Uç lan paraları. Hacer'i bırak. Uç lan paraları. Hacer'i bırak. Lan şu paraları. Seni alın, okul masrafları için onlar. Gelsin seni. Ben ne vereceğim şimdi kıza? Paltosu yok, kitapları yok da. Yine getirir kızım. Gibi parası var. Bana 3 kuruş sadaka veriyorlar. Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor. Allah belanı versin. Senin yüzünden ablam ölecekti.
Ekrem eniştem olmasaydı sokaklarda sürünecekti. Allah belanı versin! Kuzum! Ben mi dedim o Ramazan denen katilin altına yatsın diye? Namus benim her şeyim. Durdur arabayı. Komutan sonra bize kızacak Ramazan abi. Bir şey olmaz, ben hallederim. Söyle durdursun. Oğlum! Al bu pulu da paltona düğme yaparsın. Gel benimle. Selamun aleyküm Selim Usta. Ramazan oğlum. Ramazanım. Nasılsın İrfan baba? Sağ ol oğlum. Kaderde buralara geri dönmek de varmış. Artık yeni adresimiz Ovacık Hapishanesi. Bu arkadaşımız yakında nişanlanacak. Ona bir yüzük alacağız. Ne? İstediğin yüzüğü beğen. Benden sana düğün hediyesi. İmkanı yok Ramazan abi, olmaz. Ben sana olur mu olmaz mı diye sormadım. Eskerini alınca bu yüzüğü yavuklunun parmağına takacaksın. Sonra da nikah kıyacaksın. Ama Ramazan abi... İtiraz istemem. Peki o zaman. Buyur evladım. İstediğini seç. Şu. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Borcumuz. Senin paran burada geçmez. Bakın. Biz bu çarşıda hala esnaflık yapıyorsak senin sayende be oğlum. Sen olmasaydın o belediye reisi bütün bu dükkanları başımıza yıkmıştı Ramazan. Senin paran bu çarşıda hiçbir yerde geçmez Ramazan. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de Ramazan. Koruna çal şuna. Ne iş var bunun çarşının ortasında? Beni çok mahcup ettin Ramazan abi. Mesut ol kardeşim. Olacak şey değil. Katili hırsızı taşıyan aracı buraya kadar nasıl sokarlar? Ekrem Bey, Süreyya Hanım, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Süreyya Hanım, yine ne kadar güzelsiniz. Size Paris'ten öyle şapkalar, öyle eşarplar getirdim ki inanamayacaksınız. Çok elegan. Şöyle buyurun lütfen. Bekletiyorum, kusuruma bakmayın lütfen. Güzide Hanım'ın az bir işi kaldı, onu halleder halletmez hemen Süreyya Hanım'ın provasına geçeriz. Ekrem Beylerin kahvelerini söyle.
Ne sanıyorsa kendini. Sorma şekerim. Ekrem Bey'in onu sokaklarda aç bir ilaç gezerken bulduğu günleri unuttuk sanki. Okuma yazma bile bilmiyormuş Hasba. Ekrem Bey öğretmiş sonradan. Biliyor musun? Parmak basmış nikahta. Hayır, tamam. Ne buluyor bu Kezban'da bir anlasam. Tamamdır, geçebilirsin. Süreyya Hanım, buyurun sizi alalım. Ay ben size ne diksem olur. Her giydiğiniz ayrı yakışıyor. Alayım. Ekrem Bey. Ne zamandır uğramıyorsunuz kulübe? Özledik doğrusu. En kısa zamanda bekliyorum. Görüşürüz. İyi günler. Değmesin yağlı boya. Baksana dışarıda millet toplanmış, ne konuşuyorlar öyle? Cezaevine çok mühim bir mahkum getirdiler Ekrem Bey. Doğma büyüme buralı. Delikanlını nasıl? Tamam tamam. Kısa kes. Nesi mühimmiş? Alt tarafı ucuz bir sabıkalı. Olur mu öyle şey? Onun adı Tatar Ramazan. Süreyya Hanım. Canım, iyi misin sen? Ben size su getireyim. Adalet müfettişi mi, mahkum mu belli değil. Çok sağ olasın abi. Asıl siz sağ olun. Yol boyunca bana arkadaşlık ettiniz. Hadi Allah kurtarsın. Jandarmaya bak nasıl saygılı. Bize böyle davranmıyorlar. Benim odama getirmeden önce her yeri şöyle bir dolaştır. Görsün bakalım geldiği yerlere benziyor mu benim hapishanem. Emredersin. Ben Başefendi Kasım. Müdür bey haklı. Çekeceğimiz var bundan. Teşekkür ederim. Adrian, provayı başka bir güne erteleyelim. Ha? İyiyim ben, yok bir şeyim. Müsaadenizle elbisemi giyeyim. Bir haber gönder, bir mektup.
mesut gönder. Ne olur postayla bir haber gönder, bir mektup gönder. Yaralı gönlüme bir derman eyle. Bir derman eyle. Gir. Yeter artık Süreyya. Durduk yerde neden ağlıyorsun? Tam 5 yıldır bu halin geçecek diye bekliyorum. Ama boşuna. İyiyim ben, yok bir şeyim. Neyi unutamıyorsun? Kimi aklından çıkaramıyorsun bunca zamandır? Bir anlayabilsem. Lütfen üstüme gelme İkrem. Ben artık bu işten iyice sıkılmaya başladım. Seni mutlu etmek neden bu kadar zor? Ekrem, ben inmek istiyorum. Yürüyeceğim biraz. Turhan Bey, inebilir miyim? Hayır Süreyya. Hiçbir yere gidemezsin. İzin vermiyorum. Kolumu acıtıyorsun Ekrem. Ramazan. Kötü namın senden önce geldi. Altı yılda 3 mahpushane. Maşallah, maşallah. Güzel gezmişsin. Yazık. Yaşın da pek gençmiş. Neden rahat durmuyorsun? Mahkumiyetini rahat içinde geçirmen senin elinde. Geçmişin başka hapishanelerde yaptığın beni hiç ilgilendirmez. Ama burada, benim hapishanemde hak hukuk geçerlidir. Bizim birinci ilkemiz kurallara tam itaattir. Öyle kavgayla, dövüşle, tekmeyle, tokatla, bıçakla iş çevrilebileceğini zannediyorsan yanılırsın. Bu mahpushanede öyle şeyler asla olmaz. Müdür denetlek, yeni gelen sürgünün tutuk çekiyordur şimdi. Kirmaslı'nın koğuşunu basıp elması imamın kayığına bindirmenin tam zamanı. Çok geç bile kaldık. Her gece kabus görüyorum. Benden evvel hükümet herifi asacak diye. Önceden öldürsek sadece elması öldürecektik. Şimdi hem elması hem Kirmaslı'nın itibarını hem de o yeni gelen sürgünün cesaretini öldüreceğiz. Hadi hadi. Hazır değil misiniz hala? Yürüyün. Bu mahpushanede hırgür olmaz. Bu mahpushanede kavga dövüş olmaz. Burada herkes kardeş gibidir. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Ramazan gelmiş.
Amma büyüttün şu adamı dayı. O da senin benim gibi insan evladı değil mi? Salavat getir lan! Anlaşıldı değil mi Ramazan? Hı? Söylemek istediğim bir şey var mı Ramazan? Ben kendime değişmez bir yol seçtim Müdür Bey. Bu dünyanın hesabı ahirete kalmaz. Mahpushanelerde de yolsuz bir durum gördün mü? Hesabını ahirete bırakmadım. Bundan sonra da bırakmam. Tamam kes kes. Bunu Kırmaz Dalı'nın koğuşuna koyun çabuk. Yanına bırakmam. Eğer göze göz diyorsan bundan sonra ben de körüm. Bilesin. Hiç de misafirperver değilsin Kırmaztılı. Biz buraya iadeyi ziyarete geliyoruz. Sizin yaptığınıza bak. Önce bir Ahmet kardeşimizin halini hatırını soralım. Bırak lan beni. Ahmet, yedin mi pirzolayı? Bak, yüzüne kan gelmiş. Sen bizi hiç sevmiyorsun Kırmaztılı. Çünkü biz onu bunu soyuyoruz. İşin doğrusu bu. Sen ne yapıyorsun? Fakir fukaraya yardım ediyorsun. Alan el, veren el. Denge yani. Terazinin bozulmaması lazım. İşte biz bu yüzden elmasın gırtlağını keseceğiz. Bu ikimize de ders olsun. Bundan sonra iyi geçin Kırmaztılı. Çavuş. Söyle Akseli'ye bıraksın o bıçağı. Boş ver dayı. Elmas abi. Şşş. Yok bir şey abi. Öldür lan, öldüreceksen. Ben giderim, başkası gelir. Sürgünden ne de tımarmışsınız. Hani nerede dört yanı titreten Ramazan? Her yerde onun adını konuşuyormuşsun. Bu düzeni o değiştirecek diyormuşsun. Kelepçeleri çözelim. Burada düzen de benim, düzen de benim. Hay Allah, neden açılmıyor bu?
kim lan? Benim adım Tatar Ramazan.